Günaydın kardeşim. Günaydın bro. Nasıl oldun? Süperim kardeşim. Bomba gibiyim. Kül tabağı aklım başıma getirdi broşum. Diyorsun. Evet. Yoksa eve girmek için bir plan mı buldun? Yok. Orası hala düşman attı. Bro, karar verdim. Yüzüğü alıp Gonca'ya veriyorum. Evlilik teklifini de ediyorum. Ha. Hayırlısı olsun. Ne diyeyim? Vazgeçme de son anda bir daha. Yok brocum. Bu sefer vazgeçmek yok. Kesin karar verdim. Ya sizin şu durumlar var ya, böyle ayrı kaldınız falan. Kalbim parçalandı ya. Bence bütün sevenler kavuşmalı abi. Eyvallah kardeşim. Tabii Rıza abinin de payı büyük. Biz de bir kavuşsak keşke. Selamünaleyküm. Heh. Sizi de kavuşturacak adam geldi. He. Kahraman oldum değil mi artık ben? Ulan hiç kahraman olacağımı düşünmezdim ha. Ne onlar? Bunlar mı? Bunlar... plan. Hayatta olmaz. Ya, olmaz tabii abi ya. Benim sakalım bıyığım var ya. Baksana. Ya tamam, ne olacak ya? Bak burada da peçe var yani. Vallahi bak, yengemle her şeyi düşündük. Bizim mahalleye böyle bohçacılar falan çok geliyor gidiyor. Yani siz bunları böyle giyince hiç kimse sizi anlamaz yani. Girersiniz çıkarsınız usul usul ya. Yok yok. Plan iptal. Başka bir şey buluruz biz. Ya şimdi... bir şey diyeceğim de ayıp olacak. Bulursunuz yani. Allah Allah. Abim her yere apaçileri dikmiş diyorum size. Çocuklar yemin ederim gözünü kırpmıyor. Ya ben bunu giyersem bir daha eski ben olamam ki Erkut. Korkma bro. Giymeyeceğiz zaten. Bu ne abi yani? Diyelim ben bunu giydim. Ayşe'nin beni affedeceği varsa bile affetmez. Bu ne abi? Bütün karizmamı yerle bir eder bu. Ya niye karizman yerle bir olsun ya? Allah bak şey gibi düşün. Hani Çanakkale'de bir yer var ya. Truva, Truva. Oraya böyle hani tahtadan böyle aslan sokmuşlar ya. Truva aslanı. At. Yani aynı şey işte, neyse. Onun gibi düşün ya kendini. Ayrıca bak Volkan, sen bunu giydikten sonra eski sen olmayacaksın. Haklısın. Sen artık arkadaşı için kara çarşaf giyen, arkadaşının saadeti için her şeyi yapan koca yürekli bir Volkan olacaksın be. Bundan sonra nesilden nesile arkadaş dendiğinde akla tek isim gelecek. Volkan Çökelek. Çekerek abi. Neyse canım, aynı şey işte. Peki sen Kerem, sen sadece bu kara çarşafı giymeyeceksin. Sen aşkın için ateşten gömlek giymiş olacaksın be arkadaş ya. Ayşe sana bakınca, iyi bu ne böyle, bunu mu giymiş demeyecek herhalde. Ah, benim için bunu mu giymiş diyecek. Vallahi ya, aşk için öyle dağları delmek, çölleri geçmek, efendime söyleyeyim, tünel kazmak falan bunlar kolay işler. Aşk için kara çarşaf giydin mi? İşte o zaman aşk için her şeyi göze almış derim ben. Aşk için her şeyi göze alır mısın? Evet! Yemezler bu lafları, hayır. Ya Allah aşkına oğlum, giyin şunu, ne olacak ya? Bir şey yok ya. Dur bak işte böyle alıyorsunuz. Bunda zor bir şey yok yani. Bak buradan böyle kolay da giyiniyor bu. Ayşe için değmez mi ya? Allah aşkına yani. Bak abi böyle giydin. Bunun bir de böyle arkada şeyi var. Kamufle oluyor onu takınca. Böyle... nerede lan bunun kafası? Bir dakika dur. Bro. Ben varım. Ha, ha, bak işte ya, bu kadar, hiçbir şey yok bunda. Bundan sonra taklit yapacaksınız işte. Bohçacı geldi hanım. Falan, ben bile yapıyorum ya. Bak hiçbir şey yok, yapamaz mısınız yani bunu, nedir yani? Üstelik bak, vurucu silahın hala açıkta. Gözlerin. Haklı. Hadi annem, hadi ya. Git pazarına rahat rahat dolan, iyice pazarlığını yap. Böyle bütün elmaları tek tek mıncır, hadi. Tamam ya, çok fazla dolanmayacağım. Zaten öyle pazarın başından ıspanağımı alacağım hemen. Ay anne, dolan ya. Yani yürü, rahat rahat. Eklemlerin açılsın, temiz hava al, dizlerine iyi gelsin falan. Ah, hadi İyi, bakalım. Tamam, tamam, hadi. Sakın eve kimse yanma. Ay tamam anne. Hadi, iyi pazarlar. Hadi bakalım, hadi. Bay bay. Ay gidemedi ya. Hadi bakalım hanım. Şuna yazayım. Kız Nazmiye var ya, senden ne güzel profesör olur ya. Bro. Nazmiye yenge mesaj attı. Melahat anne pazara gitmiş. Gelin diyor. Heh, hadi. Gazamız mübarek olsun. Oh. Kalas gibi yürümüyoruz değil mi ya? İstiyorsan sen kıvırt Volkan. Vallahi gerekirse kıvırtırım Burucuğum. İnandırmamız lazım. Ben kafama bir şey daha yersem uzay olurum. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Merak etme. Ah aşk, sen nelere kadirsin. Benimki biraz korku. Ben biraz kıvırtıyorum bura.
Melahat ya. Çık şimdi, işin yoksa o yokuşu. Allah'ım ya Rabbim ya. Haksız başın cezasını tabii. Orta. Tamam, sakın heyecan yapma. Onlar anlamaz zaten. Oğlum Kur'an çarpsın bunun gibi bir şeyle. Bir vurdu adamı. Pekmeze attı. Bırak oğlum ya. Oğlum ben çocuğa inanıyorum ha. Sen de her şeye inanıyorsun zaten. Yürü yürü baba. Hadi dönelim gidelim. Ne oldu kardeşim? Beni gaza getiriyordun az önce. Bana kimse sofadan bahsetmedi ki abi. Baksana. Pekmez diyor, sofa diyor. Hadi giydik bunları. Geri dönmek yok. Gel. Kafanı öne değin. Aynısını ben de yapacağım. Buyurun hanımlar. Kime gelmiştiniz? Melahat hanımlara geldik. Yakışıklı oğlum. Hadi açılın da geçelim. Bize göre de bir şeyler var mı güzel hanımlar? Ha yok, kadın şans bunlar oğlum. Bak buraya bak. Hadi. Beklerler bizi, hadi gel. Ne çekin sen de bunu. Buyurun bakayım, buyurun. Şişt, ne oluyor lan? Güzel bayılmış, terbiyesiz. Bunu kadın olmak ne zormuş ya. Tamam sanırım, başımız belaya girmesin. Tık, boşacı değil mi onlar? Ay vallahi bohçacı bunlar. Görüyor musun, ben Nazmi'yi bohçacı çağırıyor eve de bize seslenmiyor. O şeyden dolayı, geçen Nursel olayından dolayı hala kızgın bize. Hadi geçin geçin. Ay ne kadar da güzel olmuşsunuz ya. Ayşe'm için, her şey Ayşe'm için. Abi can güvenliğimiz tehlikede, Allah aşkına bırakın Ayşe'yi maşeyi. Hadi bitirelim işimizi, gidelim bir an önce ya. Kız hanım. Yürüyüşe mi başladınız gene? Bak bak bak, çöp poşetlerini de geçirmişler üstlerine. Aşk olsun, insan bir haber verir ya. Siz eve borçları çağırmışsınız, bize haber veriyor musunuz? Biz çağırdığımız zaman size haber veriyoruz, saklamıyoruz hiç. Oğlum borçacı mı geldi? Az önce iki tane borçacı girdi içeri Melahat teyze. Aynen. Allah Allah, vallahi benim hiç haberim yok anam ya. Herhalde Nazmiye çağırdı. O kadar da dedim, içeri yabancı kimseyi alma diye ama bohçacı bu canım, ne olacak? E hadi gelin beraber girelim. İyi tamam, hadi. Buyurun hanımlar. Geç, geç. Hadi yengem sen içeri geç, o kulaklık takmış film izliyor tamam. Şimdi. Ama bak ne olur Rıza ani baskın yapmasın Kerem bak. Tamam, da. Rıza! Apaçiler! Apaçiler! Nazmiye! Kız! Ha, ana! Geliyorum! Bekle, bekle! Dur! Ay! Bırakın. Dur, gel. Dur, dur. Küllük geliyor. Dur. Küllük geliyor. Dur. Ben söyledim size gelmeyelim, gidelim diye dedim ben size. Ben okeyim, ben yaparım bro. Ben varım bro. Ben şimdi açıyorum kapıyı, sakin. Sakin. Başına iyi biraz. Ay anne ya. Ana, ne açmıyorsun kapıyı ya? Ne? Aşk olsun. Nazmiye, bohçacı çağırıyorsun da bize haber vermiyor. Çene yapmayın hanım, hadi ağzı bir bakalım. Verce şunların ağzına lafı. Ne bileyim ben bunların böyle yanık olacağını. Sen ne döndün? E çantamı unutmuşum ya. Neyse boş ver şimdi pazarı falan. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Adam neleriniz var sizin? Ama ani hiçbir şeyleri yok ya. Çıl çapıt, ben hiç beğenmedim. Baktım be de onlar gidiyordu zaten değil mi? Yapma rahat, o kadar biz geldik ya. Aç borçayı da bakalım. Neyiniz var neyiniz yok, biz alıcıyız bakıcı değil. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?